haber yapmak için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Haber yapmak için gitti. Kendisi haber oldu. Yani bu nasıl bir şeydir? Ben konuşmak durumundayım bugün burada çünkü... Çünkü asıl sorumlular yargılanmıyor. Özür dilerim ağladığım için. Van Mahallesi bütün bunları söylemesine rağmen AFAD ekipleri hiçbir şekilde yargılanmıyor. Hukuk devleti izliyoruz. Van Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı Ankara'ya gönderiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na. Çünkü o görevli onları yargılamakla yükümlü olan. Kendisi işleme koymama kararı veriyor ve yazdığı gerekçeli kararında şunu diyor. Ben diyor burada bir ihlal bulmuyorum. 24 kişinin öldüğü bir davada birinci depremden sonra vali çıkıp o kadar basında konuşuyor. Diyor ki bütün tedbirler alınmıştır. Üstelik birinci depremden sonra İnşaat Mühendisleri Odası, Mimar Mühendisler Odası gitti. Orada şunu dedi. Basın açıklaması yaptı. Dedi ki biz görevliyiz. Binaların hasar tespit çalışmasını biz yapabiliriz. Ama hükümet de TMOB'un ya da aralarında başka mevzular, siyasi mevzular olduğu için dedi ki bakanlığın kendi mühendisleri var ve biz yapacağız bunları. Peki sen neden yapmadın? Neden yapmadın ve bugün neden yargılanmıyor bu vali? Biz Adalet Bakanlığı'na gittik aileler olarak. Bugün davayı takip eden 5 aile vardır. Birkaç aile Tevfik Bayram'ın para teklifini kabul etti ve davadan çekildi. 5 aile baştan beri bu davayı takip ediyoruz. Hakimin huzurunda da söyledik. Buradan örnek bir karar çıksın. Bu ailelerin parayla marayla da işi yoktur. Adaletin peşindedir. Bunu da söyledik. Bütün bunlara rağmen şu an tek tutuklu sanık Tevfik Bayram yargılanıyor ve yarın karar duruşması. Ben bütün bunların hani sizin huzurunuzda da dile getirmek istiyorum. Bunları bilin. Bu böyle de kalmayacak. Biz bu mücadeleyi burada kaybedilenin her birinin ailesi burada var. Ya bunlar bizim canımız ciğerimiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin abim oraya haber yapmak için gidiyor ve kendisi haber oluyor. Buradaki her bir insan da yine çalışırken hayatını kaybetti. Her biri çalışırken hayatını kaybetti. Ya bugün barolar var, hukuk profesörleri var, sendikalar var, meclis var, vekiller var, seçtiğimiz milletvekilleri var. Yanlarına gittiğimizde ya burada bir kanun boşluğu var, bu kamu görevlileri neden yargılanmıyor dediğinde hiçbir şey yapmıyorlar. Ya siz niye meclistesiniz o zaman? Niye seçiliyorsunuz? Yani hukuk için, adalet için bu insanların düşünebiliyor musunuz? Ya bugün sizin başınıza bir şey geldiğinizde ya da yakınınızın başına bir şey geldiğinde bir kamu görevlisi buna sebep oluyorsa yargılanmayacak. Biz bunu gördük. Bunu yaşadık. Bunu haykırmak istiyoruz. Bunu bilinmesini istiyoruz. Yani Van Bayram Oteli davası böyle kapanmamalı. Yarın 7 Ekim karar duruşmasında sadece Tevfik Bayram'ın alacağı kararla olacak bir şey değil bu dava. Oradan çıkacak hiçbir şey zaten bizim canımızı, giden canı geri getirmeyecek. Ama istiyoruz ki ortada emsal bir karar çıksın. Bundan sonra yaşanan ihmallerin önüne geçsin. Tedbirsizliklerin önüne geçsin. Bunu istiyoruz. Şimdi bir Davut Paşa örneğinden bir Mayıs'ta hayatını kaybeden Selin'in örneğinden ve bir Van depremi örneğinden hem uzun süren hem kısa süren davalarda yaşanan adaletsizliklerle ilgili eksiklikleri gördük. Bu konudaki hukuki açıklamayı da Erbay Hoca yaparsa bize bu davaların hukuki boşluğu ve hani geç gelen ya da erken gelen adalet